Dayan oğlum. Hikmet amcan kurşunu çıkardı. Zor kısmını atlattın. İyi olacaksın anneciğim. Toparlanınca da buradan kaçıp gideceğiz. Bir daha hapse girmeyeceksin. Seni kimseye bırakmayacağım anneciğim. Aslım ne yaptı sana? Beni Aslım ihbar etti. Yoksa Aslımcan. Ne? Seni Aslım mı ihbar etti? Sen nasıl kışın? Neden yapıyorsun Aslım? Alo, Hikmet Bey. Ozan ateşler içinde yanıyor. Ateşlenirse beni arayın demiştiniz. Ne yapmam lazım? Tamam. Yazıyorum. Evet. Eczanede vardır değil mi bu? Tamam, ben hemen alıp geliyorum. Sağ olun. İyi olacaksın anneciğim, merak etme. Bırakma kendini anneciğim, ben ilacını alıp hemen geliyorum, tamam mı? Hikmet Bey, söylediğiniz ilacı bulamadım ben ama bir muadilini verdiler. Size fotoğrafını çekip yolladım. Olur mu bu? Tamam, hemen gidip Ozan'a vereyim, çok teşekkürler. Jülde teyze! Jülde teyze dur! Aslı ne yaptı sana? Aslı ihbar etti. Polis Aslı'nca. Jülde teyze, Ozan nerede? Ben Ozan'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Çekil başımdan. Jülde teyze lütfen. Bak benim Ozan'ı bulmam lazım. Ona masum olduğumu söylemem lazım. Onunla konuşmam lazım. Yalvarırım, beni Ozan'a götür. Jülde teyze. Fatih istediği için gelmiştir. Oğlumu riske atamam. Ozan'ı bulmak zorundayım. Allah kahretsin. Son anda kaybettim. Ben nasıl bulacağım şimdi Ozan'ı? Bir dakika, bir dakika. Burası Yağız'ın evinin sokağı. Tabii ya. Ozan Yağız'da. Bir yudum da su iç. Ateşin düşecek anneciğim. Ne olur dayan. Efendim. Buyurun benim. Hayır, oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten cezaevinden firar ettiğini de televizyondan öğrendim. Hayır, onu ben saklamıyorum. Size bu ihbarda kim bulundu bilmiyorum ama gelip karakola ifade verebilirim. Tamam. Ozan, benim hemen çıkmam lazım anneciğim. Birisi seni sakladığımı ihbar etmiş. Gidip karakola ifade vereceğim ama hemen geri geleceğim anneciğim, merak etme.
Jülde teyze! Jülde teyze aç şu kapıyı! Cehennem geride kaldı. Bırakmam artık seni. Ölsem de bırakmam. Hediye, eğer o ilaçları bulursak Fatih de Şule de hapse girer. Kızımı o canilerin elinden kurtarmamız lazım Tarık. Gözümüzün içine baka baka zehirliyorlar yavrumu. Hepsinin hesabını soracağız. Dursan. Jülide'yi dolandırdılar. Rahmetli Selim'in bütün emeklerine el koydular. Jülide'yi, Ozan'ı, beni, hepimizi mahvettiler. Yanlarına kar kalmayacak. Eğer Aslı'ma ilaç verdiklerini ispatlayabilirsek gerisi çorap söküğü gibi gelir. İnşallah Tarık, inşallah. Peki içeri nasıl gireceğiz ilaçları almaya? Jülide'nin eski odası şu balkonun olduğu kapı değil mi? Evet. Ben şu yağmur borusundan tırmansam. Olmaz, alarm var. Jülide girdiğinde çalıştırmıştı ya. Onu unuttuk. Alarm varken giremeyiz. Ama benim başka bir fikrim var. Hayırdır, buyurun. Merhaba Şule Hanım. Kızıma bir hediye almıştım da ben, söz hediyesi. Dünkü o hengamede veremedim, şimdi vereyim bari, evde mi? Aslı! Aslım evde yok, hava almaya parka gitti. Ha, olsun, biz otururuz, birer kahve içeriz. Zaten şöyle bir dünür dünüre oturamadık değil mi? Niye? Oturun madem. Paranın yüzü sıcakmış cidden. Kadın hemen dönürüm demeye başladı. Aman böylesi daha iyi. Jülide ile bir olup karşımda duracağına yanımda dursun. Ben bir lavaboya gideyim. Ha, ben göstereyim. Ah. Yok canım, ne gerek var? Yıllardır bildiği ev zaten. O gider. Gelin, bizim konuşacaklarımız var, bir kahve yapalım da. Ne konuşacağız? Şöyle söyleyeyim, yani ben ilk başlarda pek inanmıyordum ama artık kesinlikle bir adına oldum. Benim kızım Fatih'i seviyor. Bu evde yaşamaktan da çok mutlu. Büyükler olarak da bize düşen onların yuvasını kurmak değil mi? Kınasıdır, nişanıdır, nikahtır, bunları konuşalım, planlayalım.
Hadi konuşalım bari. Nerede bu ilaç? Nereye kayboldu bu Tarık? Ne iş çeviriyor? Şule Hanım! Ne oldu? Niye peşimden geldin? Ben lavaboya baktım da. Aşağıda da var lavabo. Benden daha iyi bilmen lazım. Öyle de biri var sandım ben içeride. Belki Berçin evdedir filan, girmeyeyim dedim. Yok ama neyse. Şurada biliyorsun yerini zaten. Hı hı. Buyurun. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Soliste geldi. Ne işi var bunların burada? Hoş geldin Sibel'cim. Hediye Hanımlar da çocukların nikah işini görüşmek için gelmişler. Hadi sen de bir kahve yap, gel otur bizle. İstemez. Yapamam kahve falan. Tarık. Sonunda istediğin oldu. Fakir hayatına özenip duruyordun. Sonunda 5 parasız kaldın. Kendine göre bir çulsuz da bulmuşsun. Nasıl? Mutlu musun bari? Çok mutluyum Sibel. Tahmin bile edemezsin. Sevsinler senin mutluluğunu. Yalnız tez zamanda durumunu düzeltmezsen bu yılan başkasına kaçar, haberin olsun. Burası zengin muhiti, öyle değil mi? Buluverir dişine göre birine hemen. Sibel. Terbiye. Kusura bakma Sibel'cim. Hiç seninle yüz göz olamayacağım şimdi. Canım dönürüm. Sonra görüşürüz artık. Aslında gelmedi nasıl olsa. Biz kalkalım. Tabii canım, ne zaman istersen. Aa, nasıl da benimsemiş. Dönürüm diyor. Jülde teyzeyi de satmışsın hemen. Berçin, evimde tatsızlık istemiyorum. Yeter. Kızım, bir ihtiyacım var. Aslında var babacığım. Ama senin benim ihtiyaçlarımı karşılayacak paran olmadığı için boş ver bence. Gezmesiymiş bu. Fatih de yok ortalarda. Aldın mı ilacı? Burada. Eğer bu tahmin ettiğimiz gibi bir ilaçsa ana oğul ikisinin de işi biter. Aslıma bunu verdikleri için ömür boyu hapisten çıkamazlar. Hadi inşallah. Kurtaralım bir an önce kızımı bunların elinden.
Suzan, Jüri de hepimiz perişan olduk. Bitsin artık bu eziyet lütfen. Bitecek hayatım. Bitecek. Artık bizim de elimizde bir koz var. Günaydın hayatım. Ben de dün yorulmuşsundur, uyandırmayayım dedim ama sen çoktan hazırlanmışsın. Kahvaltını buraya getirdim. Sağ ol canım. Bak şu portakal suyunu iç, birazcık kendine gelirsin. Ben bir lavaboya gideyim. Ondan sonra içeyim. Çok teşekkür ederim. Canım benim, bak. Biliyorum. Zor bir gün geçirdin. Ama artık rahat olabilirsin. Ozan nihayet tutuklandı. Ya. Tutuklandı mı? Evet. Nihayet. Artık seni rahatsız edemeyecek. Ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Ben çok sevindim. Ben bir gideyim. Haberlerde Ozan yok değil mi? Yok oğlum. Ama Ozan'ın dışarıda olduğunu Aslım bilmemeli. Çok dikkatli olmalıyız. Ozan yakalandı dedim. Dışarıda olduğunu bilmiyor. Zaten ilacın etkisindeyken Ozan'ı bile düşünmüyor, merak etme. Bilemiyorum Fatih. Yani ilaca güveniyorum ama her seferinde içip içmediğinden emin olamıyorum. Ya içtim deyip bize oyun oynarsa? Neyse ki Ozan'ı şu an hapiste biliyor. Yani gıkını çıkartacak olsa onu öldüreceğimi çok iyi bilir. O yüzden susar. Bu yalan iyi oldu. Anneciğim sen merak etme. Her şey yoluna gidecek. Aslımı benden kimse alamaz. Rahat ol. Oğlum. Ozan bulunana kadar rahat olamayız. Her şey ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım. Karşındaki benim. Sevdiğin adam Ozan. Benim sevdiğim adam Fatih Ozan. Sana kim dedi hapisten kaç diye? Git yat işte. Bak Ozan, ben Fatih'le çok mutluyum, anladın mı? Rahat bırak artık bizi. Aslım sus! Ulan ben ne yaptım? Ben sevdiğim adama neler dedim? Kaçmış işte, her şeyi mahvedecek. Anne, ilaçlı portakal suyu içmiş. Şu an ilacın etkisindedir. Gitse de bir şey yapamaz.
Ha, yanında mıydın? Gözünde gördün mü içerken? Hayır. Allah kahretsin. Ya Ozan'ın yanına gittiyse? Hı? Ozan'ın hapiste olmadığını öğrendiyse? Alo Aslı? Canım. Ya çok aramışsın ama ben duymamışım. Kusura bakma. Bir şey mi oldu? Aslı neredesin? Haber vermeden çıkmışsın. Merak ettik. Ver bakayım yine. Alo. Kızım neredesin sen? Bak benim sözümden çıkınca hepimizin canı sıkılıyor biliyorsun. Ha, sonra kötü şeyler oluyor. Niye üzüyorsun beni? Üzülme sen. Ben şimdi parktayım. Ya kahvaltıdan sonra biraz böyle başım döner gibi oldu. Ben dava almak için parka geldim. Sen hiç merak etme bak birazdan dönerim. Güzel. Aferin benim kızıma. Ama bak bir daha olmasın. Çok merak ettik. Allah'ın cezası. Zehirlediği yetmiyormuş gibi üstüne bir de tehdit ediyor. Dua et ki ilacını almış. Yoksa işimiz bitmişti. Tamam kardeşim. Pardon. Ben Ozan Yıldırım'ı görebilir miyim? Ya biliyorum bugün görüş günü değil ama... ...müdüre sorsak belki o izin verir. Sen onun nişanlısı değil miydin? Evet. Evet benim. Nişanlımı görebilir miyim? Ozan kaçtı bacım. Ne görüşmesi? Polis her yerde onu arıyor. Haberin yok mu? Evet de o yakalanmadı mı? Yok hala kaçak. Ama yakalanmasan meselesidir. Anladım. Anladım size iyi günler. Sağ ol. Allah'ım ben ne yaptım? Ben neler yaptım sevdiğim adamı. Nasıl bulacağım onu şimdi ya? Ozan nihayet tutuklandı. Artık seni rahatsız edemeyecek. Ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak. Fatih bana yalan söylemiş. Demek Ozan'ın yanına gitmemden korkuyorlar. Onun umudunu kesmemi istiyorlar. Benim hemen Ozan'ı bulmam lazım. Ona gerçekleri söylemem lazım. Aslı! Aslı! Hakaret! Nerede bu? Yoksa bizi mi kandırıyor? Dayı. Ne istiyorsun? Ya ben Jülde teyze burada mı öğrenmek için gelmiştim. Sen biliyor musun yerini? Ne yapacaksın Jülde Hanım'ı? Git o kıl kuyruk Fatih ile anasına sor. Kadıncağızın varını yoğunu alan adamlarla, ahlaksızlarla yandaş oldu. Hapse düşmüş oğlanı rezil rüsva etti. Söyleyecek sözün kaldı mı? Dayıcığım, bak ne söylesen haklısın. Haklıyım tabii. Yakıştı mı sana aslında? Zaten düşmüş birini niye vurdun ha? Anneni de, Jülde Hanım'ı da perişan etti. Zaten bu gece gelmedi. Bir arkadaşında kalmış. Ben Nuran yengeni almaya gidiyorum. Bir diyeceğin varsa söyle. Yok dayı sağ ol. Fatih'in annesi yüzünden kendi akrabalarım bile bana düşman oldu. Jülde teyze burada olmadığına göre kesin Ozan'ın yanında. Benim ilk önce onu bulmam lazım. Yok. Aslım yok. Aslım da yok, Jülde de yok. Ama ben polise söyledim. Jülde Ozan'a yataklık ediyordur dedim. Ama işten geçmiş de olabilir. Anne, Aslım kesin Ozan'ın yanına gitti. Bak her şeyi anlatacak. Bütün planımız bozulacak. Fatih, sakin ol. Yeter. Ben şimdi bir arayayım onu. Of. Efendim anneciğim. Tatlım. Neredesin sen? Bak saat kaç oldu? Ya ben yürürken bir AVM gördüm de
Vitrinlere dalmışım. Burada bir takılay var, görmen lazım. Hangi AVM'miş o? Adını söyle de ben de geleyim, beraber gezeriz. Şey, bu Anka AVM. Tamam canım, sana iyi eğlenceler. Ben gelecek olursam sana haber veririm. Doğru mu söylüyor sanki? Ya anneciğim anneciğim dediğine göre hala ilacın etkisinde. AVM'nin değerini söyledi. Bence doğru söylüyor. Anne, arkadan okul zili sesi geldi. Oldu. AVM'lerde öyle çocuklar için eğlence yerleri var. Oradan gelmiştir ses. Endişelenecek bir şey yok bence. Thank you.